2019 yılında müvekkil Tahsin Aydın bir bel fıtığı ameliyatı oluyor. Ameliyattan sonra sıkıntıları artarak devam ediyor. Bu süre zarfında yaklaşık 250 sefer hastaneye müracaat ediyor. Ama hiçbir netice alamayınca ilk ameliyatından 4 sene sonra aynı bölgeden ikinci bir ameliyat olması gerekiyor. İkinci ameliyatı yapan doktor ameliyat esnasında 2019 yılındaki ilk ameliyatından kalma 3 adet spanç, halk tabiriyle gazlı bez unutulduğunu söylüyor. Tabii müvekkil bunu duyduktan sonra perişan oluyor. Çünkü yaklaşık 4 yıllık süreçte yaşadıklarının tüm sebebinin bu gazlı bezler olduğu ortaya çıkıyor. Bu olaydan sonra müvekkil hukuki süreç için tarafımıza başvurdu. Biz de süreci anlattık. Hukuki işlemlere başlamadan önce karşı tarafla görüşmek istedik. Ama gerek hastane, gerekse hekim ve ekibi çok ilgisiz kaldılar. Müvekkilin yaralarını sarmak için hiçbir girişimde bulunmadılar. Tabii biz de avukat olarak gerek Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Gerekse tazminat boyutunda hukuki sürecimizi başlattık. Ama şöyle bir şey, yaşanan bu hadise müvekkil nezdinde çok büyük yaralar açmıştır. Ve bu olayın kişi vicdanını zedelediği kadar kamu vicdanını da zedelediği kanaatindeyiz. 2023 yılında meydana gelen yine tekrar bel fıtığı ameliyatında müvekkilin belinde 3 adet gazlı bezin unutulduğu ortaya çıkıyor. Buna ilişkin hastaneden tespit raporu alınıyor. Ve müvekkilimiz bu belindeki 3 adet gazlı bezin alınmasından sonra vücudundaki iltihap azalıyor ve bu vücudundaki 4 yıl boyunca yaşamış olduğu sıkıntıların sebebinin gazlı bez olduğu ortaya çıkıyor. Buna ilişkin müvekkilimiz Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'nden de heyet raporuyla beraber almış olduğu %69.9 oranında engelli teşhisi konuluyor. Sonrasında biz avukatlar olarak hukuki süreci başlattık. Buna ilişkin olarak Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma için dilekçelerimizi, delillerimizi ve eklerimizi sunduk. Müvekkilimizin acılarını bir nebzede olsa dindirmek amacıyla da tazminat, hem maddi hem manevi tazminat davalarımızın da sürecini başlattık. 2019 senesinde Kütahya'da özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı oldum. 2019 senesinde ameliyat olduk. Bu ameliyat başarısız bir ameliyat oluşmuş. Vücudumda enfeksiyonlar devam etti. Ve devamlı ben yine aynı hastaneye devamlı geldim gittim. Doktor bir her geldiğimde bir şeyin yok. Hep yürü diye bize şey yaptı. Daha sonra bu iltihap, hapsi enfeksiyon oluşmuş. Benim omuriliği komple sarmış. Ve beyin sapından 35 santim ensem kesildi. Oradan ameliyat oldum. Sonra bir ay sonra şant takıldı. Ve biz rahatsızlığım devam ediyor. Bir türlü iyileşemedim. Sonra Bursa'da yine özel bir hastanenin doktorunun enfeksiyon tedavisi 13 ay boyunca devam etti. Her gün eve hemşire geldi. Damar yolundan bize ilaç enjekte etti. Ama ben hala iyileşemedim, düzelemedim. Ama rahatsızlığımızın ne olduğunu da bilmiyoruz. Sonra Ankara'daki doktorum dedi ki, abi biz bataklığı gürütmüyoruz. Onun için belinizdeki kreatinlerin çıkartılması gerekiyor diye bize şey yaptı. Ama bu ameliyatın
çok riskli olduğunu, felç kalabileceğimi, başka şeyler olabileceğini söylediği halde ben bu riskli ameliyata olmaya karar verdim. Ve doktor bizim ameliyat yaparken, beldeki platine çıkartırken belimden 3 tane de gazlı bez tespit etmiş. O bezler çıkarttı. Ve çok şükür şu an enfeksiyon herhalde kurudu. Ama vücudumdaki rahatsızlıklar devam ediyor. Tabi bu rahatsızlıklar benim bağırsakları ve diğer yerlerini bozmuş. Ve şu an hala yürümekte güçlük çekiyorum. Uzun müddet ayakta kalamıyorum. Şu an yine tedavim devam ediyor. Zaten yani belim belli. İlk doktorun yaptığı ameliyat var. Artı bir de 2023'te yapılan, Kasım'da yapılan son ameliyat var. İşte o ameliyatta da ve platinleri çıkartırken oradan bir bez takılıyor. Hatta onun kameraları var, kamera görüntüleri var. Şimdi şey oluyormuş, içinde bir tel oluyormuş galiba. O tel MR'da gözüküyormuş. Bana o da kullanılmamış. O bez de kullanılmayınca MR'da gözükmüyor. Yani gözükseydi bizi belki bu kadar ameliyat ve rahatsız geçirmezdi. Bir tane kamera daha var orada. O bağlar. Diğer tüpe. Bunu diğer tüpe aktaralım. Tamam. Ayrı kaba koyalım. Tamam. Abi inanılır gibi değil ya. Buraya reis filan. Tabii. Fatoş. Kaç kere? Rayı var. Tamam hocam, teşekkür. Tamam. Püyü gösterdik mi? Aldın mı bitti? Evet aldım abi. Devam edelim. Kapatayım mı? Tamam. Bir gelsene bir Muhammed. Şöyle bir çeksin mi? Tamam abi. Bunu buraya. Gösteriyor musun? Gösteriyorum abi. Görünüyor mu? Evet abi görünüyor. Yaklaştır biraz daha. Tepeden size de direkt çek. Bu mu? Tam da benim ama şeyi planlı. Tamam. Tam net değmiyor mu? Evet abi. Gözüküyor mu? Evet abi. Özgür özgür. Bu da yukarıdaki. Yukarıdaki. Bir tane de şu şeyde var. Tamam o işte bu. Üstteki yani. Tamam.